Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Cebeli Tarık serimizin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere ilk bölümde ülkemizi tam 13 kat büyütmeyi başardık dostlar. Bir toprağımız vardı, 13'e çıkardık. 1000 ekonomimiz vardı, 24.000'e çıkardık. Ekonomik olarak 24 kat toprak bütünlüğü, toprak daha doğrusu eyalet sayısı olarak 13 kat ülkeyi büyütmeyi başardık dostlar. İlk bölüm gerçekten bizim için güzel ilerleyişlerin bulunduğu bir bölüm oldu. Fakat Almanların sadece 2 turda, bakın sadece 2 turda birdenbire Zaragoza'dan Taburya kadar inmeleriyle beraber üzüldük biraz maalesef. Niye üzüldük? Çünkü biz buralardan toprak almak istiyorduk ama Almanlar buna izin vermediler. Buraları tamamen kilitlediler abi, alamadık. Fakat biz de İspanyollardan buradaki toprakları aldık. Şurada bir tane ada aldık. Buradan bir tane toprak aldık. Bu toprağı da almamızla beraber hatta Fas'la da aktif olarak artık bir sınırımız oldu. Ama Fas'la ilişkim artı 100 olduğu için korkmuyorum abi Fas'tan. Hatta kendileriyle yine de bir saldırmazlık paktı imzalayayım abi, ne olur ne olmaz. Artık buradan sonra amacımız İspanya'nın kalan toprakları olacak ve mümkün olduğunca Kuzey Afrika'ya açılabilmek olacak. Şu anda Kuzey Afrika'ya açılmak zor. Neden? Çünkü tamamen güçlü ülkelerle çevrelenmiş durumda. Mısır desen 180k ekonomi, Cezayir desen 133k ekonomi, Fas desen 121k ekonomi, Tunus desen 43k ekonomi. Tunus'un çok da fazla değilmiş bu arada. Tunus belki alınabilir ama yine de bizden 2 kat fazla ekonomileri var. Yani şu anda o bölgeden toprak almak pek bizim işimiz değil. Yani yapabileceğimiz bir şey değil gibi görünüyor. Suriye'ye belki açılabiliriz, hani Orta Doğu'ya açılabiliriz, yani genel olarak Filistin'i alabiliriz, Suriye'yi alabiliriz. Romanya niye Suriye'den toprak almış inanın bilmiyorum, keşke almasaymış ama herhalde artık Suriye'ye giremeyiz abi sırf o yüzden. Yani Filistin, İsrail yapabiliriz, Ürdün yapabiliriz, oraları alabiliriz. Suriye'den de şurada Şam ve Suvayda'yı alırız abi belki. Geriye kalan toprakları alacağımı düşünmüyorum açıkçası. Romanya'yı da karşıma almak hiç istemem gerçekten. Romanya ile o kadar geniş bir sınıra sahip olmak da istemem. Romanya bana savaş ilan ederse içimden geçebilecek bir ülke çünkü. O sebeple Romanya ile çok geniş bir sınır kurmak istemiyorum. Hatta biz şimdiden Romanya ile de ilişkileri geliştirmeye başlayalım. Geleceğe dönük hareketler bunlar. Yani Yunanistan'ı mesela alsak Romanya ile bayağı geniş bir sınırımız olacak. O sebeple şimdiden geliştirmeye başlayalım ki ileride sorun çıkmasın. Yani biz şimdiden geleceği de bir düşünelim abi. Mesela ben İspanya'yı alacağım diyelim ki, büyük ihtimalle alacağım. İspanya'yı aldıktan sonra benim kimlerle sınırım olacak burada büyük devletler olarak? Portekiz ve Almanlarla. O zaman ikisiyle de ilişkileri geliştirmeye başla abi. Bunlar önemli şeyler. Şimdiden geleceğe yönelik hareketler, geleceğe yönelik diplomatik hamleler yapmak önemli. Evet, güzel. Şöyle bakıyorum da savaş ilan edecek ülke bulamıyorum abi. Çok sağlam bir ordu toplayıp bir dakika, Grönland bana hakaret etmiş. Grönland bana hakaret etmiş. Anladım hocam. Hocam ben anlayacağımı anladım hocam, bekle. Bekle geliyorum. Sen kimsin de? Sen kimsin de bana hakaret ediyorsun? Kardeşim hiç böyle o hakareti ederken iki kez düşündün mü? Ne bileyim. Ulan ben şimdi bu adama hakaret ediyorum da getirse bana bir ordu. Zaten Allah'ın kutbunda yaşıyorum. Oo. Düşünmüş. Düşünmüş, evet. İki kez düşünmüş. Hakikaten iki kez düşünmüş. Takdir ettim. İyi savundu. Arkadaş, Grönland'e çıkarma atmakta başarısız olduk. İnanamıyorum ya. Grönland'e çıkarma atarken de zorlanmazsın be Kerem. Ne yapıyorsun sen Kerem ya? Kendine gel oğlum ya. Bir dakika, Almanlarla ilişki güzel. Gelişmeye devam etsin. Hatta saldırmazlık paktı imzalayalım. Bunlarla da saldırmazlık paktı imzalayalım. Fas'la aram nasıl? 100. Müthiş. Mükemmel. Artık Fas'a pek bakmama bile gerek yok bence. Almanların ordulara baksana abi, maşallah. O ne öyle be? O ne öyle be? Tank mı getiriyorsunuz be kardeşim? Cezayir de iyi karşılık veriyor. Oğlum siz çok güçlenmişsiniz ya. Siz artık çağın ilerisindesiniz. Daha doğrusu ben çağın gerisindeyim. Ki normal. 820 turda sadece halen 23.000 ekonomiye sahibiz. Yani gerçekten düşük. Hatta şu Grönland savaşı çok gereksiz bir savaş. Boşuna ülkenin kaynaklarını harcayacağız abi. Yani şurada 2000 ekonomi için, hatta 2000 bile değil, 1500 ekonomi için ordu göndermeye, ordu kaybetmeye, nüfus harcamaya değer mi abi? Bizim artık daha mantıklı hareket etmemiz, bizim için daha yararlı olacak topraklara yönelmemiz gerekiyor. Yani bunları artık bizim yapmamız lazım. Teknoloji yatırımı yapsam gelir mi? Bakayım. Geliyor, çok az geliyor abi. Az çok bir şeyler geliyor. Tamam, o zaman biraz teknoloji yatırımı yapalım. En azından birazcık gelirimize olumlu katkıda bulunur abicim bu teknoloji yatırımları. Almanya ile Portekiz'de hepsiyle ilişkileri geliştir. Tabii fazla diplomatik hamle yaptığım için de gelen diplomasi puanları epey bir azalıyor ama yapacak bir şey yok. Bunlar kesinlikle bizim yapmamız gereken hamleler. Güzel. Yani şu anda İberya toprakları karışmış bir durumda. Bir kısmında İspanya, bir kısmında Portekiz, bir kısmında ise Almanların hakimiyeti var. En büyük hakimiyet Almanlarda. Sonra İspanya, sonrasında ise Portekiz'de. Ama tabii yine de buranın hani en güçlü devletlerinden bir tanesi Portekiz abi. Yani en güçlüsü Almanya.
En güçsüzü de İspanya. Yani Portekiz ortanca. Aynen öyle. Güzel, bence şu anda iyi bir durumdayız. Teknoloji de gelmeye devam ediyor, teknoloji puanları. Şöyle bakıyorum şu anda 0.50 olmuş. Bir dakika, buraya kim çıkarma attı? Romanya mı? Ya dayı, şu İspanya'yı bir salacak mısınız siz? Ne istiyorsunuz oğlum siz bu adamdan? Heh, güzel, tamam, İspanya atmayı başardı Romanya'yı kendi topraklarından. Oğlum bunlar ne ordular böyle, siz ne yapıyorsunuz ya? Bu kadar ordu harcanır mı lan? Abicim ben bu orduları hayatımda bir arada görmedim ya. Onlar nasıl ordular lan öyle? Şuraya bak Alman, sen fabrika mısın kanka? Sen asker fabrikası falan mısın? Direkt bence sen asker fabrikasısın ya. Nasıl o kadar ordu çıkarabilirsin lan? Gerçi adamlar dünya birincisi. Oğlum biz şu anda basbayağı dünya birincisiyle çok yakın sınırlara sahibiz. Bayağı yakın sınırlara sahibiz yani. Ben bu adamlardan tırsıyorum. Bayağı tırsıyorum hem de. Bu adamlarla ilişkiyi çok iyi tutmak lazım lan. Vallahi adamın içinden geçerler. Allah korusun, aman. Daha yeni yeni büyümeye başladık, durun. Alman Cezayir'le şu anda büyük bir mücadele veriyor gerçekten, ama Cezayir kendi topraklarını gerçekten mükemmel savunuyor. Diyecek bir şey yok, adamlar çok iyi savunuyorlar. Şimdi düşünüyorum. Acaba diyorum. Ben mi gitsem Cezayir topraklarına? Sonra aklıma Almanların 25 bin orduyla girip o toprakları alamadığı gelince vazgeçiyorum abi. Ve saldıracak toprak bulamıyorum. Bak 22 bin orduyla giriyor. Hop, Cezayir hemen topraklardan atıyor. Adamlar nasıl ordu basıyorsa artık, ki ekonomileri de öyle aşırı yüksek değil. 68 binlik bir ekonomileri kalmış. Bu savaş onları gerçekten çok yıprattı. Bu Alman savaşı hakikaten çok yıprattı Cezayir'i. Ama nasıl hala bu kadar çok büyük orduları karşılayabiliyorlar, savunabiliyorlar? Ben buna halen anlam veremiyorum. Hatta bırak karşılamayı, kendileri ordu götürüyorlar şu anda. Ya cidden akıl almaz bir durum. Neyse abicim, bizi çok da ilgilendirmez. 13 tane teknoloji puanı gelmiş. Tabii biz geliri düşük bir devlet olduğumuz için önceliğimiz geliri yükseltmek. Bu sebeple biraz daha ordu bakımını yönetim, üretim geliri ve vergi gelirine ayırmaya çalıştım. Gelirimiz de bu vesileyle artık 2000'e kadar çıktı abi. Kendi kendine yetecek bir ekonomiyi bence artık ülkemizde kurduk ve basacağımız ordularla artık bir Yunan harbine girişebiliriz dostlar. Yunanlardan 40 bin ekonomiyi aldığımız anda artık sırtımız yere gelmez. Ha, gelir de yani iyi oynarsak sırtımız yere gelmez abicim. İyi oynamamız lazım. Hakikaten bu seri iyi oynamayı gerektiren bir seri. Şu ülke iyi oynamayı gerektiren bir ülke. Dikkat etmemiz gerekiyor abi. Dikkatli olalım. Hepsiyle saldırmazlık paktları imzalayalım. Ani bir savaş ilanı bizi bitirir. Dönüşümüz olmaz yani. Mümkün değil, dönemeyiz artık. Şimdi ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim abi. Öncelikle Kıbrıs'tan biraz gerçekleştiriyorum. Malta'dan bir miktar ordu basıyorum. Ha, paramın tamamıyla ordu basacağım. Çünkü Yunanistan kendi kolay kolay yem edecek bir ülke değil kesinlikle. O sebeple bütün paramla ordu basmam gerekiyor. Şimdi bütün orduları hemen seri bir şekilde burada topla. Yunan adalarına çıkarma atacağız. Yunan'ın kendi topraklarına çıkarma atacağız. Önce adalara mı çıkarma atsam yoksa önce kendi topraklarına mı, emin değilim. Ama bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız abi. Biz direkt Mora'ya çıkalım en iyisi. Aynen. Evet abi, güzel. İlk çıkarmamız başarılı oldu. Bakalım aynı şekilde devam edecek mi, yoksa Yunanlar bizi durdurmayı başarabilecekler mi? 5000'lik sağlam bir ordu ile saldırdılar. Fakat başarısız oldular. Of. Böyle barışamayız değil mi? Kabul etmezsin. Bir tane toprak alayım. Abi o değil de şimdi asıl sıkıntı, bu adamlar bana ordu çıkarırsa ben hiçbir şey yapamayacağım şu anda. Param artıya çıkana kadar bu adamlar bana ordu çıkarırsa ben hiçbir şey yapamayacağım. Abi barışsak mı? Barışalım mı? Ben barıştan yanayım. Bizim klasik R'mizdir abi. Her zaman eğer yenildiysek barıştan yana oluruz. Klasiktir yani bizim için bu. Klasikleşmiştir artık. Grönland! Dayı, ana bacı kalmadı artık, sövme yeter. Yeter, ne sövüyorsun oğlum ya? Niye sövüyorsun lan bu kadar? Yani zorla kendini fethettireceksin bana. Ben güzellikle söylemeye çalışıyorum sana ya. Niye bu kadar sövüyorsun oğlum? Sövme ulan. Allah Allah. Adam ne sövme meraklısı çıktı ya. Bak oğlum, param artıya çıktı. O ordunu orada deşmemi istemiyorsan hatta deşeceğim. Git lan buradan, git. Allah Allah, uğraşma ben. Abi o ne? Usta o ne, ordu mu o? Aa ordu. Aa geliyor. Aa geliyor, ordu geliyor. Aa. Aa bize bir 7500 lira daha lazım. Lan gelmiyor, o ne öyle? 2500'lük kredi mi olur lan? Hiç vermeseydin kanka. Hareket puanı yetecek mi bari? Tamam, ordu basmaya yetecek hareket puanı. Kanka hiç vermeseydin ya, hakikaten gerek yoktu ya. Vallahi zahmet etmişsin be kardeşim. O kadar para verilir mi ya? Ya bu devirde kim kime o kadar parayı bir arada veriyor be kardeşim? Yapma ya. Bu kadar sap olma ya.
Tamam iyi hallettik bari. Artık barışırsın değil mi? Allah rızası için. Of ya, Yunan'a da Allah rızası için demek bir acayip oluyor ama. Dayı barış benle ya. Ben toparlayamam buradan. Yani zor. İşimiz zor. Yunan salar mısın beni? Ne zaman? Bir yılı geçmiş. 2 yılda kabul edecekler değil mi? Tamam o zaman bir 6 ay daha. Ha yok tamam. Oh be, kabul ettiler. Ulan diplomasiyi de çok boşladık yemin ediyorum. İspanya ilişkileri geliştir. Almanya ilişkileri geliştir. Portekiz. Oo, Almanya ile Portekiz savaşa girmiş. Hop 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 hop. Bekle. Saldırmaz Park falan imzalamıyorum seninle. Ulan keşke o orduyu Portekiz'e yollasaydım. Hata ettim ya. Çok büyük hata ettim ya. Ne yapacağız şimdi? Cebelitarık'tan adam gibi bir ordu da çıkmıyor ki. Oo güzel. Oo çok güzel. Güzel. Bir süre böyle devam edin. Alman zaten eninde sonunda comeback'i atacak kardeşim. O yüzden fazla sevinme yani sevgili Portekiz. Alman eninde sonunda orada o toprakları alıp comeback'ini atacak. O sırada benim param birikmiş olacak abi işte. Tam istediğim şey. Şimdi ordu basım işlemleri. Bir dakika dur. Şimdi basma. Daha paramız çok az. Biraz daha biriksin. O sırada Almanlar comeback'lerini tamamlasınlar. Aynen öyle. Biraz daha ordu getiriyorlar bu arada. Comeback'i her an atabilirler. Kredilerimiz ödendi. Çok güzel. Hala aynı durağın savaş devam ediyor. Ya ben şuradan 2-3 tane toprak alsam yeter. Bunlar beni uçurur abi. Çok güzel topraklar onlar. 2-3 tane olduğuna falan bakmayın. Harbiden güzel topraklar. Bu arada Portekiz sen iyi savaşıyorsun ulan. Harbiden tahmin ettiğimden çok daha iyi savaşıyorsun sen. Bravo vallahi bravo. Güzel, param bayağı bir birikti lan benim. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Böyle devam abicim. Yıpratın oğlum birbirinizi olan. Olan bana yarıyor. Yani yarayan şey bana yarıyor. Lan ne saçma bir cümle kurdum. Cümle kuramadım heyecandan. Güzel, böyle devam oğlum. Böyle devam, aferin. Alman sen nasıl bu kadar zorlanabildin kanka Portekiz karşısında? Az önce ordularını görüyorduk kardeşim. Her taraftan 25 bin ordu falan getiriyordun. Ne oldu? Senin bir havan sönmüş ya. Bu kadar zorlanmasını ben beklemezdim. Yani biz dedik ki hani Alman zaten her türlü yenecek. Portekiz'i arkalayalım. Biz galiba Alman'ı arkalayacağız. Biz galiba Alman'ı arkalayacağız yani. Çünkü oraya doğru gidiyor hani bu iş. Neredeyse bütün İberya topraklarını... tamam şu anda dengeyi sağladı. Sağlıyor gibi. Sağlıyorsun yapıyorsun bu işi. Hadi yap bir şeyler. Biraz daha ilerle. Oğlum artık savaşmak istiyorum. Hadi lan. Çok geciktik, tamam. Ya tamam birazcık şey yapın, param biriksin dedim de bu kadar da demedim oğlum. Para 170 bin oldu. Yeter yani, bu kadar. Fazlasıyla birikti. Lisbon'a gireceğim. Lisbon'da kaç ekonomi var? 32 bin. Oğlum o ne ekonomi lan öyle? Benim bütün ülkeden fazla ekonomi var kanka Lisbon'da. Bayağı sağlam bir ekonomiymiş yani. Direkt Lisbon'a girebilirsek ne ala. Ama Almanların buradan bir çevirmesi lazım. Girmesi lazım bir Portekiz topraklarına. Dayı para 200 bin oldu. Ne zaman gireceksin? Ben mi destek vereyim? Yani... Cebelitarık'ın Almanya'ya destek vermesi çok ironik olmaz mı kanka? Dünyadan Alman'a bak lan, Cebelitarık'tan destek alacak hale düşmüş. Senin de prestijini çok yemek istemiyorum yani. O yüzden vermiyorum, yanlış anlama. Yoksa canım feda. Al paramı git ya Portekiz'i kardeşim ya. Sorun değil yani, para. Para nedir ki? Mezara mı götüreceğiz? Sana veririz, sorun yok. Ama çeviremiyorsun. Oo. Oğlum Alman savaşı kaybediyor lan. Alman sen... Oğlum Portekiz sende ne ordu vardı lan öyle? Adam 2 dakikada şuradan 100 bin ordu geçirdi lan. Dayı ben sizden korkmaya başladım. Bu arada Grönland az önce ilişkileri geliştirmeye başladı. Kanka sen dengesiz misin? Var mı bir kafanda mallık falan, ne bileyim? Önce anabacı geliyorsun, sonra övüyorsun. Oğlum değişik heripsin ha sen. Çok değişik bir heripsin. Senden korkulur ha. İlişkileri geliştirmeye başladı ya şimdi. Değişik herif. Vallahi çok değişik bir herif ya. Ama sevdim seni, aferin. Diplomasiyi sık kullanıyorsun en azından. Bu arada biz artık bir ekonomi yatırım mı yapsak? Bir bakayım ekonomimiz ne kadar hızlı geliyor. Oo Almanlar geri gelmiş bu arada. Bir dakika dur, ekonomik yatırımı boş ver şimdi. Ekonomik yatırımı şimdilik boş ver. Almanlar geri geldi ve daha sağlam geldiler gibi görünüyor. Tamam. Orduları basmaya başlayalım abi. Bu sefer Almanlar tam gelmiş galiba. Yani tankları, tüfekleri, topları, her şeyi toplayıp gelmişler gibi görünüyor bu kez. Sağlam bir ordu basacağız. Tamam mı? Çok güzel bir ordu basacağız. Güzel. Güzel. Çok eksiye düşeceğiz ha yalnız. Bayağı bir eksiye düşeceğiz yani. Abi Portekiz gene comeback attı. Comeback atmadı yani. Gene kazanıyor. Ya Alman ben sana mı girsem, bak artık ciddi düşünmeye başladım ben bu işi. Çünkü o kadar ordunun bir yere gitmesi lazım. Nereye gidecek? Yani Alman ben inanamıyorum gerçekten ya. Portekiz'e nasıl yenilebilirsin? Adamdan 4 kat fazla ekonomim var. E ben bu kadar orduyu topladım. Yunanistan. Yunanistan. Sen az önce beni yendin değil mi kardeşim? Biz de diyorduk ki hani bu kadar ordu nereye gidecek yani?
Bu orduları bizim bir şey yapmamız lazım ama ne yapsak? Bir düşünüyorduk, bir karar veremiyorduk ama sonra dedim ki bizim bir Yunanistan kardeşimiz vardı ya. Güzel bir adamdı yani. Zamanında bizi de yenmişti, mağlup etmişti. Takdir etmiştik. Bir şey dememiştik hani. Bükemediğimiz eli öperiz demiştik. Ama şimdi bükeceğiz kardeşim. Şimdi o el bükülecek. Hani kıracağız basbaya o eli. Geliyoruz kardeşim, bekle. Hadi yiyorsa bu orduya da karşı koy. Az önce bize babalık taslıyordun lan. Gel şimdi buraya kerata. Gel de senin bir boyunun ölçüsünü bir alalım ya. Gel de bir boyunun ölçüsünü alalım ya. Toplayın avcım orduları. Mora'dan gireceğiz ve bu sefer tam gireceğiz. Mora'dan bir gireceğiz. Adamlar ne olduğunu şaşıracaklar. Şu orduya karşı koyması imkansız. Yani 35 bin orduyla şu orduya karşı koyamaz abi. Yok öyle bir ihtimal. Giriyorum kardeşim, hazır mısın? Evet, çok güzel. Şimdi daha düşük ordu sayılarıyla ilerleyelim ki toprakların çok fazla ekonomisinde yemeyelim, öyle değil mi? Evet öyle, güzel. Ne oldu lan? Ne oldu bu sefer? Olmadı değil mi? Bu sefer işlemedi değil mi taktiğin? Bu sefer yemedi kardeşim, değil mi? 39 bin orduyla gelirsek öyle olur kardeşim. Bu sefer yemedi. Evet, bu kadar. Basit, kolaysın yani. Yunanistan bu kadar da hani büyütülecek bir ülke değil misin ya? Bir şey değil misin oğlum sen? Yalnız benim Atina'yı almam lazım. Şurada bir tane toprağı sal. Atı şuraya alalım. Bir tane de ada. Oğlum niye tamamını alamıyorum ben buranın ya? Tamam, sadece şeyi alayım. Bir de burayı alayım. Tamam, iyi bari. Gir de Atina şimdilik kalmaya devam etsinler. Aynen öyle. Şimdi senin ne kadar ekonomi kaldı? 17 bin ekonomi. Ben şunu tercih etsem artıya çıkarmayayım. Çıkmıyorum maalesef. O zaman risk alacağız. Biraz risk alacağız. Şöyle yapacağız abicim. Bunu terhis edeceğiz. Bunun bir kısmını, yani 12.000'ini aynen öyle buraya yollayacağız. Geri kalan da şeye gidecek. Şu adalara çıkacak ama şimdi değil. Şimdi bunlarla aramızdaki ateşkesin bitmesini bekleyeceğiz abi. O ateşkes bitene kadar paramız bizim sürekli olarak ekside kalacağı için diplomasiyi paramız artıya çıkana kadar çok iyi kullanmaya çalışacağız. Saldırmazlık paktlarını vesaire imzalayacağız ve kendimizi diplomatik olarak bir güvenlik çemberinin içerisine alacağız. Sonrasında ise ateşkesimiz bittikten sonra savaşımızı ilan edeceğiz ve Yunan topraklarına bir kez daha girip 17 binlik ekonomiyi de elimize alıp artık ülkemizi ekonomik açıdan, ekonomik alanda iyice geliştirmiş olacağız. Libya bana bir savaş ilanında bulunmuş. Büyük bir ihtimalle barış antlaşmamı kabul ederler. Aynen öyle, güzel. Lan duygulandım ama hocam. İlk defa bir ülke bizim barış antlaşmamızı kabul etti. Artık dünya şey demiyor abi, lan bu Cebeli Tarık dünkü kerata demiyor. Lan bu Cebeli Tarık bizi yener, biz barış antlaşmasını kabul edelim diyor. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. İşte ulaşmak istediğimiz hedef buydu abi. Dünyada bir prestijimiz olsun. Dünyada bizim de adımız geçsin. Of. Ya dayı, ben de dalga mı geçiyorum siz ya? Oğlum gitti lan adalar. Gitti Girit. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Ya dalıp alacaktım. Şurada birkaç tur kalmıştı. Az daha bekleyemediniz mi be? Az daha bekleyemediniz mi be? Güzel, iyi, artıya çıkıyoruz bari, tamam yavaştan. Yok lan, gene çıkmadık artıya. Gene çıkmadık, neyse tamam ya, çok da sıkıntı değil. Portekiz gene Almanları atmış topraklardan. Oğlum ya, ben gerçekten hala inanamıyorum ya. Alman, sen nasıl bu kadar ezirebilirsin bir Portekiz karşısında? Ben hala anlam veremiyorum be kardeşim. Nasıl olabilir oğlum böyle bir şey ya? O değil, benim Portekiz'de ilişkiler bayağı kötü. İyileştir oğlum şu ilişkileri. Bu nasıl bir ilişki? Çok kötü bir ilişki lan bu. Ya abi. Benle dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Benle dalga mı geçiyorsunuz ya? Ulan Atina'yı alacaktım, Rumen aldı. Girit'i alacaktım, Bulgar aldı. Dayı salsanız adamı ya. Salsanız oğlum şu Yunanistan'ı. Ulan güzelim ekonomiler gitti. Gitti ekonomicikler, gitti paracıklar ya. Neyse abicim, artık yapacak bir şey yok. Yavaştan bu bölümü bence artık burada bitirebiliriz. Bu bölümde bence gayet güzel ilerlemeler kat ettik abi. Yani böyle bayağı bir Akdeniz'de ada devleti haline geldik biz iyice. Yarım adalar var, adalar var. Pek çok toprağımız var. Bence çok güzel bir seri olarak ilerliyor dostlar. Açıkçası benim uzun zaman sonra zevk aldığım nadir serilerden bir tanesi. Umarım sizler de zevk alıyorsunuzdur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma değilseniz abone olmayı... Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem İmparatorluğu Discord sunucusuna da katılabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.